Merhabalar, geldik 46. dersimize. 100 derse doğru gidiyoruz adım adım. Platform settings, yani platform ayarları kısmında. Şimdi ilk etapta account, altta da application kısmı var. Application kısmında burada işte aylık ürün güncellemeleri, bültene abone olma, işte yeni ne diyeyim launch gelişmeler mi hatırlamıyorum ve projeler falan diye böyle birkaç tane seçenek var. Burada da account kısmında da işte email me when someone follows me. İşte biri beni takip ettiğinde bana mail at. İşte birisi beni cevapladığında bana mail at falan tarzında veya biri beni mentionladığında bana mail at tarzında bir takım platform ayarları var. Ben burayı şimdilik statik kullanacağım. Böyle biraz daha istediğim şekilde göze hitap etsin diye böyle bir kullanım tercih edeceğim. Ama ilerleyen derslerde bunun da tamamını olmasa da bir kısmını dinamik hale getiriyor olacağım. Şimdi platform settings için hemen beraber bakalım. Platform settings nerede arkadaşlar? Platform settings yukarıda. Yani şurada. Div class 111. satırdan değil, 112. satırdan da değil. 113. satırdan başlıyor. Aynen de. Aynen de değil. Aynen burası. Şimdi ne yapacağız? Platform settings yapacağız. View component'e geldim. Bizim member dashboard'dan devam ediyorum. Şöyle sağ tuşa tıkladım. Ekle dedim. Yeni bir İlk önce view şey class eklemem gerekiyor buraya. Class'ımın ismi alt tire platform setting olsun. Şimdi platform setting eklendi. Sen diyeceğim 2. üstte view component'ten miras alacaksın. CTRL nokta dedim. Ardından hemen başka bir yerden şöyle kopyalayalım şurayı. Şunu geldim kopyaladım şurayı ve burayı kapattım. Buraya yapıştırdım. Şimdi bizim value safhana ihtiyacımız yok. Çünkü burası ilk etapta statik bir yapı olacak. Sadece bana geriye bir view döndürmesi benim için yeterli olacaktır. Platform setting'in şu ismini kopyaladım. Bunu şimdi bir klasörün içine, şurada komponentin içerisine yeni bir klasör ismi olarak verelim. Şöyle Enter'a bastım. Platform setting buraya gelmiş oldu. Platform setting'e sağ tuşa tıkladım. Ekle dedim. Şimdi ben buraya bir view ekleyeceğim. Bu view bir Razor view olacak ve yine partial olarak kullanacağız. İsmi de tabii ki yine default olacak. Ardından ekleye bastım. Ekleye bastıktan sonra şimdi eklenecek mi beraber görelim. Tekrar şöyle ekleye basalım. Şimdi ilk etapta dediğim gibi burası başlangıçta statik olacak ama dinamik yapacağımız noktalar geliyor olacak diye düşünüyorum bu kısmı. Şuralarda bir paste profile falan yazıyor. Buraların Türkçeleştirilmesi lazım. Bir de üst tarafta şu menü kaldı. Yani herhalde 60. derste falan bu profil kısmı biter. Artık admin'e başlarız. Sonra bir 30 derse yakın admin yaparız. Sonra da artık süslemelerine başlarız. Bunun içerisine bir mail gönderme işlemi de eklemek istiyorum. Bir bakalım böyle birkaç fikrim daha var. Eğer olursa inşallah. Burayı sildim. Platform setting için şöyle şuraya geldim. Bunu kestim. Bunu şöyle şuraya yapıştırdım. Ardından şurayı geldim. Kopyaladım. Şuraya yapıştırdım. Ve burası alt tire platform setting olsun. Böylece burayı da tamamlamış oldum. Şimdi burada işte kaç satır kod var? 50 satır kod var. Bu 50 satır kodda ayarlarımızı yapacağız. Mesela platform ayarları diyelim. Platform ayarları kısmında hesap diyor burayı. Hesap olarak da işte. Mesela şurada işte email me when someone follows me. Bunu şöyle yapalım. Biri beni takip edince mail bilir. Veya başka bir şeyler de yapabiliriz. Aslında bu çok sağlıklı olmaz. İsimleri değiştirsek olur mu burada? Şimdi ben şuraya bir geri döneyim. Hesap kısmına. Mesela önce alt kısım application uygulamalar kısmını değiştirelim. Şurası uygulama ve haberler olsun. Uygulama ve haberler. Burayı şöyle değiştirelim. Mesela yeni tur rotaları. Yeni tur rotaları. Mail bülteni yazalım. Mesela mail bülteni. Yeni tur rotaları. Yeni tur rotaları eklenince mail at veya haber ver tarzında bir şey olmalı. Tabii sığacak mı bilmiyorum. Sığmazsa ona göre revize ederiz. Bir bakalım şu yeni tur rotaları eklenince mail at gibi bir şey veya haber ver. Bir bakalım sığıyor mu sığmıyor mu? Önce bir onu görmek istedim. Şimdi şurayı kapattım. Geldim. Bekliyorum gelmesini. Yeni tur rotaları eklenince mail at. Tamam güzel. Haber ver yazalım biz buna. Haber ver olarak değiştirelim. Sanırım çünkü sığacak burası. Eklenince
Haber ver. Haber ver. Aylık tur bülteni hakkında mail bilgisi yap. Mail ile bilgilendir diyelim hatta. Mail ile bilgilendir. Subscribe to newsletter. YouTube'da yeni video paylaşınca bildirim gönder. Böyle bir isim yazdım buraya. Sığar mı? Bilmiyorum. Sığmazsa ona göre değiştiririz. Şimdi üst tarafta hesap ve mail bülteni olarak ben ikiye ayırdım. Hesap kısmında şurayı biri beni takip edince maille bildir yerine ben burayı değiştiriyorum. Mail hatta şöyle yapalım. İki adımlı doğrulamayı aktifleştir. Ben bunu kullanacağım. İki adımlı doğrulamayı burada bu platformda kullanacağız. Mail üstünden. Ondan sonra belirli periyotlarda şifremi güncelle. Yani şifresini değiştirmesini isteyelim. Email me, someone mentions me. Burası da biri benden bahsederse, biri benden bahsederse kısmı çok böyle istediğimiz gibi olmuyor. Yani mention işlemlerinde mail bilgisi gönder gibi böyle bir işlem yapmış olalım burası için. Tamam, kaydettim. Kaydettikten sonra şimdi sayfa yenilensin. Bakın şöyle tekrar sayfa yenileniyor. Platform ayarları kısmında bekliyorum gelmesini. Şimdi burası bakın iki adımlı doğru belirli periyotlarda şifremi güncel. Mention işlemlerine mail bilgisi gönder. Yeni tur rotaları eklenince haber ver. Böylece burası istediğimiz formatta gelmiş oldu. Hani bunu biraz daha böyle üzerine gelince bir küçük bir mesaj ikonu üzerinde detayları gözükebilir. Şu belirli periyotların ismini değiştirelim. Şurada iki tane şey olmuş. Şunu şöyle yapalım. Her 3 ayda bir şifremi güncelle. Gibi böyle bir işlem gerçekleştirmiş olduk. Tamamdır. Çok güzel. Böylece artık profil kısmının üst tarafı bütünüyle tamamlanmış oldu. Şimdi ben burada şimdilik burayı geçiyorum. Burası statik taraftı zaten. Tekrar user layout'a döneceğim. Şimdi user layout içerisinde şurada. Burada bizim bir navbarımız vardı. Bu navbar içerisinde neredeymiş bu navbar? Member layout partial'ın içerisinde. Yani şuradaymış. Şimdi burada bizim bir tane navbar partial'ımız var. Navbar partial bizim sol taraftaki bu menümüzü tutuyor. Dashboard'la başlıyor. İşte rotalar falan bu şekilde ilerliyor. Yani şu kısmı tutuyor. Şimdi biz burada aslında birçok kısmı tamamladık. Yani bu tamamladığımız kısmı linklerini verebiliriz. Mesela aktif rezervasyon, geçmiş rezervasyon, onay bekleyenler, yeni rezervasyon kısmı tamam. Şimdi profilim kısmı ile dashboard kısmı aslında aynı yere gidecek. Hatta şöyle yapabiliriz. Profilim kısmında sadece şifre düzenleme ekranı olarak biz bunu kullanabiliriz. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu şöyle yapacağız. Controller tarafında, pardon, araya geldim, member'a geldim. Controller'a geldim. Profile Controller'a geldim. Şimdi Profile Controller'da biz zaten veri güncellemek için bir tane indeks sayfası oluşturmuşuz. O zaman biz bunu burada çağırabiliriz. Hemen şöyle rotalar değil, profilim. Şimdi profilim kısmı nerede? Bakın burada şu link'in içerisinde. Ben buraya bir tane link vereceğim. Sen diyeceğim. Şöyle nereye gideceksin? Sen member içinde yer alan, profile içinde yer alan indekse gideceksin. Senin buraya gitmeni istiyorum. Bu bir. Sonra bir de nereye gitmeli? Profilim kısmı artık buraya geliyor. Rotalar kısmında şu anda tanımlanmış rotalar henüz yok. Yani rotaları daha sonra gerçekleştireceğiz. Bir de dashboard alanı var. Dashboard alanı zaten buraya gelecek. Member dashboard indekse gelecek. Hemen onun için de biz bir tane link verelim. Dashboard kısmının li'si burada. O zaman linki de şuraya verebiliriz. Geldim buraya. 4 tane slash ekledim. Member slash dashboard slash index. Bu da buraya gelecek. Bu şekilde bizi karşılıyor olacak. Traversal Core Panel. Soft UI Dashboard by Creative falan bir şeyler yazıyor burada. Bunun title'ında yazıyordur muhtemelen. Nerede olduğunu şu an göremedim. Burada yok. Muhtemelen şurada bir yerdedir. Şu Member Layout'un header partial alanındadır. Orada muhtemelen bizi karşılıyor olacak. Onları da düzeltiriz sonlara doğru. Güzel.
Şimdi burada şöyle sayfa bir yenileyelim. Bir yenileyelim. Ondan sonraki adımda da şu kalıyor sadece. Rotalar kısmının ikonları kalıyor. Mesela burada aktif rezervasyonlarım. Mesela aktif rezervasyonlarım için bir şey kullanıldı. Bir ikon kullanıldı. Shape ikon falan bir şeyler yazıyor ama. Şurada bakalım. Gelsin aynen burası mesela bakın dashboard kısmı dashboard profilim kısmı çok güzel gayet güzel hiçbir sorun yok. Şimdi ben burada şu sol menüleri değiştireceğim. Mesela aktif rezervasyonlarında şöyle shape ikon tire shape diye bir şeyler geliyor işte shadow falan böyle bir şeyler yazıyor. Buradan mıdır emin olmamakla beraber ikon tire mesela ben burada bir şey kullanacağım. Örneğin ne kullanmak istiyorum mesela MDT bir şey ikon boşluk dediğimiz zaman burada kullanabileceğimiz aslında ikonlar var ama ikon tire MD şu MD'yi bir kullanalım bakalım burada burası neydi aktif rezervasyonlardı burası da diğer rezervasyon kısmı doğru mu geçmiş rezervasyonlar burada ne var yine ikon tire shape bir saniye şimdi burada ikonun aktif ve bu şeyden geliyor. Tam o shape doğruymuş aslında. Orayı hiç bozmayacağız. Tamam, ikon shape olarak kalacak. Bunun ikon bilgisi nerede? Ben bir buna bakayım. Şimdi burada ikon değerini şu G ile başlayan etiketlerin içerisinden alıyor ama nereden aldığını göremedim şuradaki değerlerde. Bir sonraki derste buradaki ikon değerlerini değiştirmeyi deneyerek kaldığımız yerden devam edelim. Bir sonraki dersimizde buradan devam edeceğiz. Şu anda bir saniye şöyle tekrar dashboard'a dönelim. Sayfayı da yenilemiş olalım. Buranın gelmesi gerekiyordu. Kaydetmemişiz. Şimdi kaydettim. Çünkü ben G'leri kaldırdığım zaman bu kez içindeki o ikon kısmı gidiyor. Ama burada da yani frontend'in bu kısmıyla daha önce böyle bir kullanımla karşılaşmamıştım. Buna bir sonraki derste bakacağım. Bir sonraki dersimizde buradan devam edeceğiz. Bu kadar. Güzel gidiyoruz. Gelecek derste görüşmek dileğiyle.